Merhaba arkadaşlar. Bölme bölünebilmenin ÖSYM tadında bir test ile devam edelim. Birinci sorumuzda 3 ile tam bölünebilen doğal sayıların A kümesi olduğunu, 6 ile bölünenlerin B, 9 ile bölünenlerin doğal sayıların C kümesi olduğunu söylemiş. Buna göre ifadelerin hangileri doğrudur? Şimdi A sayısı 3 ile tam bölünüyorsa o zaman 3'ün katları olacaktır. 3, 6, 9 gibi sayılar olacak. B sayısı 6 ile tam bölünebiliyorsa o zaman 6'nın katları gelecektir. C sayısı ise 9'un katları. Buna göre hangileri doğrudur demiş. A kümesi B kümesinin alt kümesidir. Şimdi 3, 6, 9. B kümesinde 6, 12, 18 var ama mesela 3 değeri B'de yok. Dolayısıyla bunun alt kümesidir diyemeyiz. C kümesi A'nın alt kümesidir. C kümesi yani 9, 18 ve 27. Burada 3'ün katları olduğu için aynı zamanda 18, 27 hepsi burada A kümesinin içerisinde vardır. Dolayısıyla ikinci öncül doğru. B kümesi C'nin alt kümesidir. Şimdi B'deki 6 elemanın C'de yok bir kere. O yüzden bir tanesi bile zaten olmaması yeterli. 6, 12 diye hiçbir yok bunların. Sadece mesela 18 yani 9'un katları olanlar var. Dolayısıyla buradakilerin hepsi C'de olmadığı için alt kümesi diyemeyiz. Doğru cevabımız yalnız 2 gelir. İkinci soruda A kümesi 3 ile bölünebilen doğal sayılar, B kümesi 4 ile C kümesi 5 ile bölünebilen doğal sayılar. Buna göre kaç tane sarılı bölge içerisinde yer almaz demiş. Şimdi öncelikle hepsinin kesişim noktası olan buradaki bölge nedir? 3, 4 ve 5'in ortak katları olan 20'dir bunun ekoku. Dolayısıyla 60 ve katları bu en içte olan bu içerideki ifade olacaktır. 60, 120, 180 gibi ifadeler bu içeride olacak. Bize şimdi taralı bölge içinde yer almayanları söylüyor. Yani burası ya da burada olanlardan bahsediyor. Şimdi mesela 90'a baktığımız zaman 90 ifadesi herhangi birinin ortak kesişimi olabilir mi onu inceleyeceğiz. Mesela 3 ile 4'ün katlarını düşündüğümüz zaman 3 ile 4'ün ekokunu buraya yazacağız. Buna göre bunun katlarında nedir? 12, 24 gibi sayılarımız var. 90 bunlardan biri değil. 4 ile 5'in yani B ile C'nin kesişimine baktığımız zaman buradaki ekokları 20 olduğuna göre 20'nin katları gelecektir buraya. 3 ile 5'in katlarına baktığımız zaman 3 ile 5 15 olduğuna göre 15'in katları da o zaman 30, 60, 90 şeklinde burada olacak. Dolayısıyla kaç tane sarılı bölge içinde yer almaz derken 90 A ile C'nin kesişiminde yer alacağı için 90'ı yer almaz diyemeyiz. Bu olur. 120 sayısına baktığımız zaman 120 de yine aynı şekilde 3 ile 5'in katların içerisindedir. Ama şöyle bir şey var. 120 sayısı buradaki iç bölgede de yani taralı olmayan bölgedeydi. Dolayısıyla 120 sayısı yer almaz kısmında ilave edeceğiz. 48'e baktığımız zaman 48 bu bölgede değil. Ortak noktalarına baktığımız zaman A ile B'nin kesişiminde 12'nin katlarındadır 48. Dolayısıyla bu taralı bölge içerisinde yer alır. 300'e baktığımız zaman 300 buradaki yine aynı şekilde 60'ın katları olduğu için bu bölgede olacaktır. Dolayısıyla taralı bölgede yer almaz dedik. Bunu da ilave ettik. 160'a baktığımız zaman burada değil. 160 12'nin bir katı mıdır? Şöyle düşünelim ya da buradaki mesela 20'nin katıdır. 12'nin katı olmasa bile 20'nin katıdır. 4 ile 5'e baktığımız zaman 20, 60 burada nedir? 120 de var 20'nin katı olduğu için. 120, 160 şeklinde devam etti. Dolayısıyla 160 da yeşil bölgede olduğu için bu da yer alır diyeceğiz. Bir tek yer almayanlar neler geldi o zaman? 120 ve 300 yer almadı deriz. Üçüncü soruda ABC tam sayılar olmak üzere yukarıdaki tabloda hangi sayıların 3, 5 ve 3, 2, 3 ve 5'ten hangileriyle tam bölünebildiğini göstermiş. Buna göre hangileri kesinlikle doğrudur demiş. Şimdi A çarpı B'ye baktığımız zaman 2 ve 5 var. B çarpı C'ye baktığımız zaman sadece 3 var. Şimdi burada biz B'ye 3'ün katı demiş olsaydık burada da mutlaka 3 ile bölünebilir derdik. Dolayısıyla buradaki 3'ün katı olan yani 3 ile bölünebilen sadece C'dir. C değerine direkt 3'ün katı diyebilirim. Bunun dışında A çarpı B'de şimdi 2 ve 5 var. Burada ise 2 ve 5 yok. Dolayısıyla B'de eğer 2 ve 5 olsaydı pardon, B eğer 2 ve 5'in sahibi olsaydı burada da aynı şekilde işaretlenirdi. Dolayısıyla B'de 2 ve 5'in de olmaması lazım. 2 ve 5 yok diyelim. Buna göre A sayısında mutlaka 2 ve 5 olacaktır. O zaman A sayısı 2 ve 5'in ortak katından 10'un katları olarak gelecektir. 10, 20 şeklinde devam edecek. B'nin içerisinde de 3 yok dedik aynı zamanda. 2 ve 5 de yok. Buna göre hangileri kesinlikle doğrudur demiş. Şimdi A çarpı C sayısı 6 ile tam bölünür demiş. A sayısını 10'un katları olarak düşünmüştük. 10 aldığımızı düşünelim. C sayısı 3, 30 sayısı 6 ile tam bölünür ifadesi kesin doğrudur. ABC sayısı. Şimdi A'yı yine 10 alsam, C'yi 3 alsam 30 sayısı 60 ile tam bölünebilir ifadesi kesin doğru değildir. Çünkü burada B ne olursa olsun 30 yani B1 bile olmuş olsa 30 sayısının da 60 ile bölünebilmesi gerekirdi. Çünkü kesinlikle demiş. Dolayısıyla B'ye kesin değil deriz. B sayısı 2 veya 3 veya 5'ten herhangi birine tam bölünür. Hayır, B'nin içerisinde 3 de yok, 2 ve 5 de yok. Dolayısıyla 3. öncül de yanlış.
Yalnız bir doğru gelecektir. Dördüncü soruda D1 pozitif tam sayı olmak üzere sayılarından hangileri 3 ile bölümünden kalan 1 olamaz demiş. 3 ile bölümünden kalan 1 mesela 4, 7, 10 bu sayılar 3 ile bölümünden kalan 1'dir. Bunlardan birinin olmaması gerekiyor. Şimdi şöyle diyelim burayı bir ortak paranteze alsak D parantezine D artı 1 desem ve D'ye burada pozitif değerler verdiğimiz zaman mesela D'ye 1 demiş olsam burası 2 çarpı 1 olacak. Olmaz. Bir de şöyle bir şey var. Bu başında 1 de olacak. Buna göre şöyle diyebiliriz. 2 desek mesela D'ye 2 dediğimiz zaman 3 çarpı 2'den 6 gelecek. 3'ün tam katı. Dolayısıyla 3 ile bölümünden kalan 1 olmaz dediğine göre buradaki ifadelerin dışında bir şey olacaktır. Dolayısıyla bu ifadeye çarptığımız zaman 6 geldiğine göre o zaman bunların dışında oldu. Bunu aldık. Burada yine D parantezine alsam D kare artı 1 geldi. D yerine 1 yazdığımız zaman yine aynı şekilde 2 çarpı 1. D yerine 2 yazdığımız zaman 5 çarpı 2'den 10 geldi. Ve 10 sayısı 3 ile bölümünden kalan birlerden biridir. Dolayısıyla ikinci öncülü alamam. Buraya baktığımız zaman da D kare parantezine aldım. D kare artı 1. Yine D yerine 2 yazdığımız zaman burası 5. 2 yazdığımız zaman 4 geldi. 20. 20 bunların içinde midir? 20 sayısını 3 ile böldüğümüzde kalan 2'dir. Dolayısıyla bunlardan değildir. Yani 3 ile bölümünden kalan 1 olamaz dediğimiz için 3. öncülü de alacağız. Dolayısıyla cevabımız 1, 3 gelecek. 5. soruda A, B, C, D, E rakamları 0'dan farklı olmak üzere 5 basamaklı doğal sayı 11'in bir katıdır demiş. Buna göre yukarıdaki 5 basamaklı sayılardan kaç tanesi 11'in katı olmayabilir? Şimdi 11'in katıysa birler basamağından başlayarak artı, eksi, artı, eksi, artı şeklinde yazdığımız zaman artı gruptakiler A artı C artı E geldi. Eksi gruptakiler ise B ve D oldu. Şimdi aynı şartları sağlarlarsa eğer 11'in katı olacaklar. Bunları da aynı şekilde artı, eksi, artı, eksi, artı diye uyguladığımız zaman burada artı gruptakiler B, C ve E geldi. Buradakine uymadığı için birinci öncülü almadım. Buraya baktığımız zaman yine artı, eksi, artı, eksi, artı dedik. Artı gruptakiler A, E ve C aynı bunun gibi. Eksi gruptakiler de B ve D. Dolayısıyla ikinci öncül 11 ile bölünür. Artı, eksi, artı, eksi, artı dediğimiz zaman artı gruptakiler A, D ve E geldi. Buradakine uymadığı için bunu almıyorum. 11 ile tam 11'in katı olmayabilir bunlar. Buna göre buraya baktık artı eksi artı eksi artı geldi. Artı gruptakiler A, E ve C. Dolayısıyla bu ifade bunun gibi olduğu için 11 ile tam bölünür. Buraya baktık artı eksi artı eksi artı artı gruptakiler B, E ve D yine buraya uymadığı için 11 ile bölünmeye tam olarak bölünmeyebilir. Dolayısıyla olmayabilirleri sorduğu için 1. 3. ve 5. öncü olacağı için 3 tanesi geldi. 6. soruda A ve B iki basamaklı doğal sayılardır. Her iki şekilde de hem A hem de B çevirdikleri 5 sayıdan yalnızca bir tanesine tam bölünebildiğine göre toplam en çok kaçtır demiş. O zaman en büyükten başlayacağız. Şimdi yalnızca bir tanesine bölünebiliyor. A sayısı mesela 30 ile bölünebiliyor deseydik. Yani A sayısını 30 almış olsaydım A sayısı 30 ile bölünürdü. Ama A 30 ise 5 ile de bölünürdü. Dolayısıyla 30'u alamam. 22'yi alsam A sayısı 22'ye bölünebiliyorsa A sayısı o zaman 22 olabilir, 44 olabilir şeklinde sayılar gelecektir. Dolayısıyla buradaki çarpanlar 2 ve 11 olduğuna göre ikisini de dahil eden başka bir çarpan yok. Dolayısıyla A sayısı sadece 22'ye bölünebildiği için buradaki ifade olabileceği en büyük değer ne oldu? 22 geldi ya da 22'nin katları gelecektir. Çoğaltacağım bunu. 2 basamaklı bir sayı yapacağım. Şöyle yazalım. A sayısı 22'nin bir katı. B'ye baktığımız zaman şimdi B'yi 32'nin bir katı alsak 32 sayısını bölünebilen bir sayı mesela 8 ve 4 gelecektir. 32'ye bölünebilen bir sayı mesela A'ya 32 aldığımız zaman 32 24'e bölünmez ama 32 8'e bölünür. Dolayısıyla 32 alamam B'yi. Peki B'yi 24 alsak 24'ün bir katı alsak bir sayı 24'e bölünüyorsa yine aynı şekilde 8'e de bölünür. 24 de olamaz. Bir sayı 15 ile bölünüyorsa bunun küçükleri olan 12'ye bölünemez, 8'e bölünemez. 5 ve 3 olsaydı olurdu. Dolayısıyla B'de 15'in bir katı gelecektir. 15M diyelim. Buradakiler topladığımız zaman ikisini de direkt toplayabiliriz ya da ikisinin katlarını alalım. Burada iki basamaklı olacak şekilde en fazla A sayısı 88 olabilir. 22'nin katı olacak şekilde B sayısı da en fazla 90 olabilir. Dolayısıyla bu iki sayının toplamı en fazla 178 gelir. 7. soruda x1, x2, x3 ve x4 pozitif doğal sayı ve P1 asal sayıdır. Buna göre bu sayıların hangilerinin P, P kare ve P küp sayılarının tam bölünebildiği ile ilgili işaretlemeler yapılmış. Öncülerden hangileri kesinlikle doğrudur demiş. Şimdi X1 sayısına baktığımız zaman
X1'in bir asal sayı P asal sayısı ama sonuçta P çarpı herhangi bir buradaki katı da vardır. P'nin herhangi bir katı olacak şekilde. X2 sayısına baktığımız zaman P karenin herhangi bir katıdır. X3'e baktığımız zaman P küpün herhangi bir katıdır. X4'e baktığımız zaman o da yine aynı şekilde P karenin herhangi bir katıdır diyebiliriz. Şimdi X1 ve X2. X1 çarpı X2 yazdığımız zaman X1 P, X2 P küp yani P küp çarpı K çarpı M sayısı P üzeri 4'e tam bölünür demiş. Burada bir kere P'ler tam bölünmediği için birinci öncül gitti. X3 çarpı X4 demiş. Bunlara baktığımız zaman P üzeri 3 çarpı P üzeri 2 çarpı N çarpı T yani P üzeri 5 NT burada herhangi burada katları tam sayılar. Buna göre bu ifade P üzeri 4. Direkt zaten P üzeri 5, P üzeri 4'e bölündüğü için bu ifade tam bölünecek demektir. İkinci öncülü alırız. Üçüncüye baktığımız zaman x3 sayısı yani P küp sayısı, P küp çarpı N sayısı, x2 sayısına yani P kare çarpı M sayısına tam bölünür demiş. Şimdi bundakiyle bunun farkı şöyle. Burada bir herhangi bir kat yok. Yani buradaki NT sayısında buradaki bir ifadeye de bölünmesi gerekmiyor. Ama burada P küp tamam P kareye bölünür. P defadır deriz ama buraya geri kalan N sayısında M'ye tam olarak bölünebilmesi lazım. Bunların katları hakkında herhangi bir bilgimiz yok. Dolayısıyla da buradaki üçüncü öncül için kesinlikle diyemeyiz. Üçüncü öncül gider. Cevabımız yalnız 2 olacaktır. 8. soruda 3 basamaklı A2B sayısının sağına B yazıldığı zaman A2 BB oldu. Elde eden 4 basamaklı sayı A sayısıymış. Soluna A yazıldığı zaman yani A2B oldu. 4 basamaklı sayının da B olduğunu söylemiş. Buna göre A ve B sayıların 11 ile bölümünden kalan 1 ise. Şimdi 11 ile bölme kuralını uygulayalım. Artı eksi artı eksi dediğimiz zaman buradaki artı eksiden B'ler zaten gitti. 2 eksi A ifadesi geldi. Bu ifadenin A ve B sayılarının 11 ile bölümünden kalan 1 olabilmesi için 11'in katı artı 1 dedim. Bir de karşı tarafa gönderdiğimiz zaman 1 eksi a'nın 11'in tam katı olabilmesi için a sayısı 1 olursa eğer 0 gelir ve 0 11'in katıdır. Bunun dışında bir basamaklı bir sayı yazamayız. Başka rakam yazamayız. Dolayısıyla a değerimiz 1 oldu. Buraya bakalım artı eksi artı eksi dediğimiz zaman burada da a'lar gitti. Buradan da b eksi 2 yine aynı şekilde 11'in katından 1 fazla. 1'i bu tarafa attığımız zaman b eksi 3'ün 11'in katı olması lazım. Bu sefer de B sayısına bir rakam olarak yalnızca 3 yazabiliriz ki yine farkları 0 olsun. 0 11'in katı. Buna göre B sayısı 3 ise toplamları da buradan 4 geldi.